Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratik Adam, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda drone uzmanı Arda Altınay var. Hepinize selam arkadaşlar, ben Arda. Bugün yanımızda DJI Telo drone'umuz var ve bugün bu drone'un incelemesini yapacağız. Bu drone hakkında Arda gayet bilgili. Evet, bilgilerini izleyicilerimizle paylaşmak ister misin Arda Bey? Evet, öncelikle en önemli bilgi olarak bu drone'un sahibi kim arkadaşlar? Bu drone'un sahibi şu videoluk ben oluyorum. Evet. Şu sağ altta bir tane sponsored by, yok, powered by Arda Altınay istiyorum. Şu sağ altta böyle bir. Powered by Arda Altınay istiyorum. Hallettim. Bu videoyu sponsor olduğu için Arda Altınay kanalına sayesinde ulaşabilirsiniz. Teşekkür evet, ederim. Evet, artık drone'un bilgilerini alabilir miyim? Evet. Artık drone'a geçeyim biraz. Evet, drone güzel bir drone. Fiyatı 100 dolar şu anda. Yani Türk Amerika fiyatıyla, Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum şu anda. 100 dolar Amerika fiyatı hemen hemen, abi ya yani Türkiye'de yaklaşık olarak 630 TL'ye denk geliyor. Tabii vergisiyle şu suyla beraber Türkiye'de almak isterseniz 850 TL'ye falan. Evet, o civarda bir şey. Onun dışında drone'un özelliği tam tamına 720p çekim yapabiliyor, video kaydı yapabiliyor. 1080p olmuyor mu? Yok, 1080p genişletilebilir. Yani 1080p alıyor ama genişletilebilir 1080p alıyor. Yani genişletebilir. Onun dışında gayet temiz ve kamerasında düzleyici var, yani hareketli step düzleyici. Ernabox'a söyleyemem şimdi. O var işte. Onun dışında ne var? Drone, kaç FPS çekebiliyor? Kaç FPS? 30 FPS çekiyor. 30 FPS. 30 FPS çekiyor. Onun dışında drone 14 dakika havada kalabiliyor. Tabii bu DJI'nin kendi söylediği bir rakam, 30 dakika havada, ay 14 dakika havada kalabildi. Benim gözlemlediğim 12 dakika falan kaldı ama rüzgarsız bir havada. Şu anda rüzgarlı gibi duruyor. Onun dışında bu drone'un üreticilerinden bahsedeyim. Bu drone DJI Telo diye geçiyor. Asıl ismi aslında DJI Telo değil. DJI büyük bir şirket ve drone şirketi olduğu için DJI diye geçiyor. Aslında bu Intel ve DJI'nin ortak bir ürünü. Ortak ismi olarak da Ryze koymuşlar. Ryze Telo diye geçiyor bu şekilde. İyi. O zaman drone'un testine falan ve ayrıntılı evet, incelemesine başlayabiliriz. Aynen. Evet, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle bu drone'un avantajlarından başlamak istiyorum. İlk avantaj olarak hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 45 dakika ile 1 saat arasında tam olarak drone'u şarj edebiliyorsunuz. İkinci avantaj olarak taşıma olarak gayet pratik. İstediğiniz gibi çantanıza koyabiliyorsunuz. Yani büyük drone'ları çantanıza tabii ki de koyamazsınız ama bunu istediğiniz gibi istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ayrıca çekim kalitesi kötü değil, yani idare eder düzeyde çekim yapabiliyor 100 dolarlık bir drone'a göre. 720p kalitesinde bir çekim yapabiliyor. Ayrıca başka özellikleri daha var. Havada kendini sabitleyebiliyor. Ayrıca şov hareketleri de yapabiliyor. Ne kadar ihtiyacınız olur onu bilemem ama mesela havada takla falan atabiliyor. Yukarı çıkıp inebiliyor. Fiyat olarak şimdi konuşacağım. Bu drone'u 100 dolar etiketiyle alabiliyorsunuz. Fiyat performans açısından dünyada bulabileceğiniz en iyi drone'lar arasına giriyor bu drone arkadaşlar. Fiyat bölümüne girdi. Çok güzel bir yere değindi açıkçası Pratik Adam. Şimdi abi bu drone 100 dolarlık bir ücreti var. Bildiğiniz gibi bu DJI Telo, bir de bunun ismini şu anda tam hatırlayamadım. Bir tane Çin şirketi, çok başarılı bir Çin şirketinin daha drone'u var. 80 dolarlık bir kategoride. Cidden bu 100 dolar, o 80 dolar. Ciddi olarak onu zaten buna rakip olarak ürettiler. Ama bu gerçekten, açıkça ikisini de kullandım. Diğerini de çok iyi kullandım. Bu içinden geçer. Onun dışında şimdi bir oyuncak kategorisi drone'lar var. Oyuncak kategorisini geçtikten sonra yani... Oyuncak kategorisinin en iyi drone'ları 150 dolara, 200 dolara kadar çıkabiliyor. Oyuncak kategorisi diyorum. Ama bu kesinlikle bir oyuncak değil. Yani bu şöyle söyleyeyim. Profesyonel drone'ların bütün özelliklerine sahip ama bu özellikleri çok iyi bir şekilde sahip olamayan bir drone. O yüzden yani fiyat performans olarak 100 dolara, yani harbiden çok ciddi iyi bir drone diyebilirim. Evet, başka bir avantajımız ise cep telefonunuzdan istediğiniz gibi bu drone'u uygulaması sayesinde istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Şimdi dezavantajlara geçeceğim. Pek bir dezavantajı yok ama yine de birkaç tane küçük dezavantajları var. Mesela rüzgarlı havada drone'umuz çok hafif olduğu için savrulabiliyor. Bu da video kalitesini etkileyebiliyor. Ayrıca başka dezavantaj olarak sayabileceğimiz bir özellik ise 10 metreye kadar uçabiliyor. 10 metreden daha fazlasını uçuramıyor. Dezavantajlar da bu şekilde. Pek bir dezavantajı yok bu drone'umuzun. Çünkü fiyat performans açısından çok iyi bir ürün. Şimdi de isterseniz hemen uçuş testimize geçelim. İyi seyirler. Drone'un başka bir özelliğinden geçeyim. Bluetooth'la falan bağlanmıyor. Wi-Fi ile bağlanıyor. Drone'un içinde kendi Wi-Fi'si var. Wi-Fi'mizi açıyoruz abi. Buradan drone'umuzun da açma tuşuna basıyoruz. Açtığımız anda buradan Wi-Fi'den zaten Telo'nun direkt şeyi çıkıyor. Şimdi şu anda bizi görüyorsunuz zaten şöyle. Kamera kalitesi böyle. Şimdi kaldıracağız drone abi. Evet. Yere koymak yeterlidir. Yere koymak gayet yeterli.
Şimdi buradan da kaydı açayım ne olur ne olmaz. Bu arada kontrolleri de gerçekten kolay. Bayağı kolay. Sağ üstte gördüğünüz gibi tuşa bastığım anda saniye başlıyor. Slide off diyor. Slide to take off diyor. Yani kalkış için kaydır diyor. Kaydırdığımız anda hiçbir şeyi basmamıza gerek yok. Kendiliğinden kalkıyor. Gayet mantıklı. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle abi. Şu anda bizi görüyorsunuz zaten oradaki kameradan da. Şimdi drone bu şekilde abi. Şimdi ne istiyorsun abi? Kamerayı da çek biraz böyle benim kamerayı yap. Kamerayı gördü ya. Ha gördü mü? Gördü. İyi. Biraz rüzgar olduğu için dediğim gibi zaten uyarı da veriyor. Şöyle görüyorsunuz. Ne yapalım abi? Biraz havalı şeyler yapalım. Aynen. Takla atalım. Istiyorsan. Takla attırabilir misin şu an? Takla istiyorsan buraya yakın attırayım da buradaki kamerada da çıksın. Tamam. Tam şu orta ortalayabilir misin? Dur bekle kanka. Ölmeyiz değil mi lan? Yok yok kardeşim. Burada ardı altına yaz. What? Şöyle atayım ya. Evet millet, inceleme videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca Arda'nın kanalında da bu drone'u incelediği aynen detaylı bir videosu var. İyi işaretinden veya üstümüzde çıkan videodan tıklayabilirsiniz. Evet, bu video bu kadardı. Arda'ya da abone olmayı unutmayın. İyi işaretinde ve açıklamada linki olacak. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.